Örneğimizi biraz daha geliştirelim. Şöyle bir özellik ekleyelim örneğimize. Şunların her birini kapatayım. Benim kategori sınıfımın içerisindeki herhangi bir özellik update olduğu zaman, diyelim ki kategori name değişti veya description değişti. Değiştiği zaman bana bir event fırlatsın dışarıya ve ben o eventten hangi özelliğinin update olduğunu öğrenebileyim. Bunun için önce gidip bir tane event argument sınıfı yaratacağım arkadaşlar. Add new item, add new class diyorum. Bu klasımın adına kategori event args diyorum. Public yapacağım bunu. Ve bunu event argumentlardan türeteceğim. Private kategori içerisinde update olan kategoriyi barındıracak ve private string update olan kolonu barındıracak arkadaşlar. Şey, teksti mi yoksa description'ı mı değişti? Hangi kolon değiştiyse onu tutacak içerisinde kalın diye. Bir tane de constructor yapalım. Constructor'ın da kategori alsın ve string column alsın. Kategori eşittir kategori. Column eşittir column olsun. Bunun içerisine iki tane property ekleyelim. Public kategori read only olacak bunlar. Get return kategori. Bir de public string column. Get return column. Dışarıdan ulaşılabilmesi için. Şimdi hatırlıyorsanız arkadaşlar, event oluşturabilmek için önce bir delegate oluşturmamız gerektiğini söylemiştim size. O yüzden gideceğim, önce bir delegate'imi oluşturacağım kategori sınıfının içerisinde. Kategori CSS'i açıyorum. En yukarıya geliyorum. Burada arkadaşlar public delegate void kategori event handler object sender virgül kategori event arguments e benim oluşturduğum event argument sınıfından alıyor içerisine bu delegate'im. Bu ne demek? Bu event raise olduğu zaman bu eventi yakalayacak metodun geri dönüş tipi void olmak zorunda, aldığı parametreler object sender almak zorunda ve kategori event arguments tipinde bir değişken almak zorunda. Bu delegate ancak öyle bir metodu point edebilir demek. Sonra bir event oluşturacağım. Public event kategori event handler tipinde raise edecek. Kategori changed event olsun bu da. Kategori değişti event olsun. Sonra property'lerimin içerisine gidiyorum. Kategori ID zaten değişmez. Database'den otomatik identity olarak ekleniyor ya kategori ID. Benim burada değiştirmem mümkün değil kategori ID'yi. Read only bir kolon. O yüzden ona böyle bir şey ekleyemem. Ancak kategori adı ve açıklaması değişebilir. Bakın burada set kısmı vardı. Bunun içerisine geliyorum arkadaşlar. Önce şunu kontrol edeceğim. Eğer ki if kategori name eşit eşit gelen value ise zaten hiçbir şey değişmemiştir. Aynısıdır. O zaman return edecek. Hiçbir şey yapmayacak. Set etmeyecek. Çünkü aynısı zaten ve bir event de dışarıya fırlatmayacak. Yok değil ise zaten o zaman buraya düşecek.
veya else ile de yazabilirim bunu. Yazsam da olur, yazmasam da olur. Zaten buraya düşecek. Önce kategori name'i değiştiriyorum. Ondan sonra şunu kontrol ediyorum. Hatırlıyorsanız eventlerde o eventi yakalayan biri var mı yok mu diye kontrol etmek zorundaydık. If kategori changed null değil ise o zaman kategori change'i raise et diyorum. Object sender bu kimin tarafından raise edildi? Oraya this diye bu o anki kategori instance'ını gönderiyorum. Kategori event arguments da istiyor benden. New kategori event arguments oluşturuyorum. Parantez açınca benden kategori istiyor. Yine buraya this'i veriyorum. This zaten kategori çünkü. Virgül bir de kolonu istiyor. Burada kolon ne? Kategori name. Noktalıyor. Bunun aynısını kopyalıyorum. Description'a geliyorum. Bu sefer de description için yapacağım aynısını. Bir tek şunu alıyorum. Kategori name gördüğüm yerlere yapıştırıyorum. Buna da description diyeceğim. Şunu da siliyorum. Artık benim kolonlarım update olduğu zaman dışarıya event fırlatan bir yapım var. Şimdi gidelim update kategori kısmına. Burada güncelleme işlemi yapıldığı zaman hatırlıyorsanız benim güncelleme işlemim burada yapılıyordu. Benim bu şeyleri yakalamam lazım. Şurada update kategorinin constructor'ında şunu diyorum arkadaşlar. Kategori nokta bakın kategori change event'i geldi buraya. Kategori change event raise olduğu zaman artı eşittir. New kategori nokta kategori event handler. Bakın benim yazdığım delegate'i gösteriyor. Gördünüz mü? Bu delegate'im. Tab'a basıyorum. O delegate'den yeni bir instance oluşturdu. Sonra da o delegate'in point edeceği metodu oluşturacak benim yerime. Tab'a bastım. Benim yerime metodu oluşturdu. Bakın metoduma void dönüyor. Object sender alıyor ve kategori event arguments e alıyor. Ben de burada artık ne diyeceğim? If e nokta kalın bakın e'nin içerisinden kalın ve kategori de geliyor public property'ler. E nokta kalın eşit eşittir kategori name ise update olan kategori adı ise messagebox nokta show kategori adı iki nokta üst üste boşluk artı e nokta kategori nokta kategori name artı tırnak boşluk olarak değiştirildi. Diye uyarı verdirtiyorum. Çalıştıralım. Beverage'a çift tıklıyorum. Update kısmı geldi. Sildim. Güncelleye bastım. Bakın kategori adı beverages olarak değiştirildi deyip event'i raise etti. OK'ye bastım. Kapata basınca bu da update oldu.